Bak o İngiltere'nin önemli gördüğü insanlardan birisiydi geçenlerde buraya gelen kişi. Daha önce gelen de vardı. İskoç ritinden bir mason üstad da gelmişti. Ama İngiliz derin devletinin tam teşhis edip ortaya koyduktan sonra akın akın hepsi gelip görüşmek istiyorlar. Daha önce böyle bir talep yoktu. Şimdi neden acaba görüşmek istiyorlar? Görüşeceğiz, hayra vesile olacağız. Arap alemini gözden çıkartmak, İslam alemini gözden çıkartmak, Türk alemini gözden çıkartmak çok dehşet verici bir şey. Dünyayı yalnızlaştırmak, Armagedon'la dünyayı kazıyıp dünyanın üçte ikisini yok etme fikri dehşet verici. Dünya kalabalık olsun, her yerde sevelim insanları, sevgi dolu bir dünya olsun. Dünyanın üçte ikisini yok edersen bu dünya ne olur ya? Böyle bir akıl mantık olur mu? Böyle dehşet verici bir plan olur mu? Bu planı tersine çevireceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bak nasıl şaşırdı değil mi? Orada şahsı gördünüz. Ben dedi bunu ilk defa duyuyorum böyle bir şey dedi. Bayağı güzel dedi. Çok şey. Evet. Ya Türkiye'yi örnek ülke yap. Sen niye ortadan kaldırmaya kalkıyorsun? Örnek ülke olsun. 200 yıldan beri yok etmenin peşindeler Türkiye'yi. Yok edeceğine ultramodern, İslam alemini örnek bir ülke haline getir. Türkiye çok güzel hizmet etsin. Mesela dün gelen Vefik Mustafa da çok önemli şahıslardan birisi. Yani detay vermeyeceğim ama çok önemli bir şahıs. Mesela o Trevor Stewart var. O da yani üstad masondur. İskoç ritinden. Özetle İngiliz derin devleti öyle ikna edilmeyecek bir devlet değil. O darwinist fitneden kurtarılıp aklı başında bir bakış açısına onları çevirtmeye gayret ediyorum. İngiltere'den bölgesel eski büyük üstad, masonik tarihçi aynı zamanda, masonik yazarlar arasında 33 derecelidir. Birleşik İngiltere Büyük Locası'nın konferansçısı, konferans veriyor sürekli. Buraya bağlı ana araştırma locasının da başı, buraya, Türkiye'dekiler oraya bağlı, İskoç ritine bağlı. Onların ünlü bir locası var şimdi ismini vermeyeyim veya vereyim. Kutor locası, Kutor. Koronati, Kutor Koronati locası. Birçok locaya üstatlık yapmıştır. Pek çok açıdan İngiltere Büyük Locası'nın felsefi manevi sesi yani çok önemli görülen bir insan. Bütün dünyada konferanslar veriyor. Dolayısıyla İngiltere'nin derininden, en dibinden, en yükseğine kadar herkese iten bir insan. O ayarda, o görüşte olan çok fazla insan gelecek. İnşallah. Onunla görüşeceğiz. Bu belayı def edeceğiz inşallah. Resimlerde vardı. Evet, çok şeker bir insan. Yani kabili hitap, konuşulabilen bir insan. Ama çok yanlış yönlendirilmiş bir durum var. Özellikle İngilizlerin devleti. İlk defa masonluk makul bir mantığın üzerine oturmaya başladı. İlk defa darwinizmin geçersiz olduğunu, hurafe olduğunu gördü. İlk defa sosyal darwinizmin bir felaket olduğunu gördü. İlk defa Müslümanın gerçek modernlik ve gerçek kalite olduğunu gördü. Daha önce sosyal darwinizm ve darwinizmin kainatın bir gerçeği olduğuna inanıyorlardı. Ve Müslümanlar da hakikaten bağnaz, kan dökücü, çok yanlış bir felsefenin içerisinde boğulan insanlar olduklarına inanıyorlardı. Her ikisini de düz hale getirdik, doğru hale getirdik. Ve bütün görüşleri alt üst oldu. Yoksa bunlar manyak değil yani, normal insanlar. Ama iyi eğitilmemişler, iyi anlatılmamış bu insanlara. Şimdi bütün yapı değişiyor, bütün mantık değişiyor.
İşin kötü yanı, İngiliz derin devleti kendisine yalakalık yapacak, yancılık yapacak, hakikaten Müslüman düşmanı, hakikaten Müslümanlardan nefret eden büyük bir casus ordusuyla karşılaştı. Gönüllü casuslar, yani gönüllü yancılar. Tek istediği o devletin kabulü, yani o devletin bir ferdi olduğunu onlara hissettirmek. Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Mısır, her yerden oluk oluk İngiliz yancıları çıktı. Akıl almaz bir hayranlık ve aşağılık kompleksinin en yükseğini yaşadılar. Şimdi onlar da kendilerine gelmeye başladılar. Din olarak da Mevlana'nın ortaya attığı felsefeyi yaşamaya karar vermişlerdi. Yani İslamiyet'e göre ara din olarak onu düşündüler. İslam'ı doğrudan kaldıramayacaklar için önce Mevlevilik, sonra da tamamen ortadan kaldırmak. Çünkü Mevlevi'nin içinde Darwinizm var. Her şey var. Ama tabii kendi uydurdukları Mevlevilik. Gerçek Mevlevi'nin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Uydurdukları Mevlevilik. Çünkü Mevlevi'nin içinde neleri koymuşlar? Bir, şahıs kendini ilahlaştırıyor, Allah olduğunu iddia ediyor. Allah'lık iddiası. İki, Kur'an'ın Cebrail kanalıyla gelmesinden dolayı eriyip yok olacak bir sistem oldu. Üç, Mesnevi'nin doğrudan Allah kanalıyla geldiği ve dolayısıyla Kur'an'dan daha üstün olduğu. Evet. Ve helallerin haram yapılması, evet. Haramların da helal yapılması. Mesela diyor ki bir Mevlevi üstadı, Mevlevilikle derece alan bir insan için sırf şarap değil, sırf içki değil, her türlü haram helaldir diyor. Onlar diyor ki aş şarabı kastedildi diyor. Hadi onu aş şarabı diyelim. Demiyor öyle bir şey mi? Bütün haramlar helaldir diyor. Ne diyeceksin? Mevleviler tenzih ediyor. Mevlana yaptı da demiyor. Ama bu kitaplar içine bunu doldurmuşlar. Kim yaptıysa yapmış. Belki o beyitleri çıkarttılar, onların içine bunları koydular. Mesela 100 beyti çıkartıp aralarına bunları koymuş olabilirler. Kim yaptıysa yapmış. Ama müthiş bir sapkınlık ve İslam'ı kökünden yıkacak bir sistem için oturtmuşlar. Bir şekilde oturtmuşlar. Buna müsaade etmeyiz. İnşallah. Eski İngiltere Başbakanlarından William Edward Gladstone şöyle söylüyor. 1880-85 yılları arasında başbakanlık yapıyor. Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız. Kur'an'ı? Evet. Ama Mevlevi'ni vermeliyiz diyor. Evet. Hmm. Ama Kur'an'ı ellerine almalıyız. İngiliz derin devletinin hurafelerinden bilen anlatmak isteyen var mı? Anlat. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin İstanbul'u işgalinden sonra İngilizlerin yaptığı ilk işlerden biri İstanbul'daki bazı tekke ve dergahlardan istihbarat satın almaktı. Bu tekkelerin en başında da Galata'daki Mevlevi tekkeleri vardı. Galata? Evet, Galata'daki Mevlevi tekkeleri. Bu tekkelerin müdavimlerinden bir tanesi de İngiliz İşgal Komutanlığı İstihbarat Şube Başkanı John Bennett'ti. O da anılarında şöyle söylüyor, dervişlerin nelerle meşgul olduğunu öğrenmek üzere talimat almıştım diyor. Bir derviş, kılık değiştirmiş gizli bir ajan ya da siyasi, dini bir cemaatin fanatik bir misyoneri olabilirdi. Bunların başında da Mevleviler geliyordu diyor. Daha sonra İngiltere'ye döndüğünde de Londra'da, Londra yakınlarında Sherwood Kalesi'nde Mevlevi tekkesi kuruyor ve başına şeyh olarak geçiyor John Bennett. O Mevlevi tekkelerinin merkezi olduğu için Galata, İngiliz derin devletin elemanları Galata'ya çok önem verirler. Yani o semt onlar için çok hayatidir. Tabii ben oradaki insanlar tenzih ederim, çok değerli, çok büyük insan ama onlar da Galata kelimesinin anlamı çok daha değişiktir ve bizim anladığımız gibi anlamaz onlar. Yani o ajanların, casusların buluşma noktası gibi görürler.
Yani Galata kelimesi onlarda şifre kelimedir. Yani İngiliz derin devleti mensupları için bir şifredir. Mevlevi dergahlar orada olduğu için. Çünkü onlar irtibat noktasıydı orası. Ama tabii çok kaba bir yöntem. Çok akılsızca bir yöntem ama kendilerini çok akıllı zannediyorlar. Galata güzel bir semt, mübarek bir semt. Ama orada oyun oynadıklarını düşünerek gizli bir haberleşme dili olduğunu düşünüyorlar Galata'nın. Bazen mesela bir sinema, bazen bir alan, bazen bir heykel onlar için bir şifre olmuş oluyor. Evet, başka anlatmak isteyen var mı? Yine William Gladstone'un bir sözü var. Türkler diyor, insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Orta Asya steplerine sürmeliyiz ya da Anadolu'da yok etmeliyiz diyor. Aynı sözünü de Duran Kalkan çok yakın bir zamanda söyledi. Türkleri Orta Asya'ya sürmeliyiz diye. Aynı sözü tekrarladı. Bak, aynı İngiliz ajanı olduğunun üslubundan anlamamız burada açıkça görülüyor. Bak, 200 yıl önce alınmış bir kararı gelenek olarak devam ettiriyor. Ve bu ajanlar çok arsız, hayasız oluyor. Çok inatçılar. İstediğin kadar yakala, istediğin kadar aşağıla, istediğin kadar deşifre et, anlaşılmadığını zannedip böyle hırsız sansarlar olur ya, bir şey kapar kaçar tin tin tin. O hırsız kafalarıyla, o haysiyetsiz kafalarıyla daha hala oyun oynadıklarını zannedip devam ederler. Ama bu sefer çok fena yakalandılar. Bu sefer kurtuluşları yok yani. Başbakanlarından Robert Salisbury de şöyle söylüyor. Aynı maskara Osmanlılık devam ediyor diyor. Cahil, fanatik millet, barbar insanlar diye bahsediyor. Sonra da Türkler hiçbir zaman Avrupa ulaşamayacaklar. Daima Türk olarak kalacaklar diyor. Bu yalaka, ahmak yalaka da Türk milletinin utanıyor. Onun için İngilizleşmek istiyor. Ben Türk değilim, İngiliz'im diyor. Kendi milletinden utanıyor, haysiyetsiz. Mesela ben Pakistanlı değilim, İngiliz'im diyor. Yok, ben Hint değilim diyor, İngiliz'im diyor. Böyle bir haysiyetsizlik içinde. Kendi milletinden utanıyor. Ya aşağılık kompleksi sarmış. İngiliz Başbakanı Churchill'de aslında kendilerine ne söyleniyorsa onu yapıyoruz. Biz aslında sadık birer uşağız ifadesini kullanıyor. Kör ve ahmağız diyor. Tam ifadesini okumak istiyorum. Evet. Dünyada çok kapsamlı bir olayın yaşandığını ve çok ince hesaplı bir planın yapıldığını ve bizlerin de bu senaryoda sadece sadık bir uşak olarak hizmet edeceğimizi göremeyen kör ve ahmaktır dedi. Bak, İngiliz derin devletini açık açık söylüyor. Uşak olduğunu da söylüyor. Bunun anlaşılmayacak bir yönü de yok diyor. Kör ve ahmak olmak lazım bunu görmemek için evet. Diyor. Yani derin devleti alenen ilan etmiş. Siz yine hatırlatmışsınız Adnan Bey. Churchill, İngiltere'nin dostu ve düşmanı yoktur, İngiltere'nin çıkarları vardır diye açıklamıştı. Bir daha. İngiltere'nin dostu ve düşmanı yoktur. İngiltere'nin çıkarları vardır. İngiltere'nin çıkarları. Evet. O çıkar nedir? İşte üstün ırk olduğuna inanıyor. Evet. Diğer ırkların da yok edilmesi gerektiğine inanıyor. Aşağı ırkları zehirli gaz kullanmakta niye tereddüt ediyorlar anlamıyorum diyor. Hatta hardal gazı kullanalım Osmanlı'ya karşı diyor. Evet. Adamlar diyor ki ya diyor, insanlara karşı kullanılır mı diyor. Onlar insan değil zaten diyor. Haşa, hayvan onlar diyor. O yüzden onlara karşı kullanabiliriz diyor zehirli gaz. İnsana kullanılmaz diyor. İngiliz derin devletin şeytanlaştırdığı mahluklar da yalakalık yapması konusunda çok kararlılar. Kendi kafalarına göre. Aşağıda oturanlar da yukarı gelsinler. Hem onlara bir hareket, canlılık. Evet, açabiliriz. Gel şöyle. Var mı sen bu konuda bir şey anlatmak istiyor musun? Evet, İKK'la ilgili bir şey var. Anlat. YDGH kurucusundan olan Kerem Berdi'nin bir itirafı var. Aynı zamanda İstanbul'dan da sorumlu. Diyor ki PKK İngiliz Derin Devleti tarafından kurulmuştur. Ve İngiliz Derin Devleti çok iyi araştırmamız gerektiğini söylüyor.
Kerem Bert. Açıkça söylüyor İngilizlerin devletinin elemanı olduklarını. Evet. O gençler bir gelsinler bakayım. Var mı anlatmak istediğiniz sizin? Olmaz. Anlatacak olan varsa gelsin. Fikret anlat. Tony Blair de Adnan Bey, Irak işgali öncesinde mecliste, İngiliz meclisinde konuşma yapıyor. Ve İran elinde kimyasal silahlar olduğuna dair net bilgileri olduğunu söylüyor. Ve bu konuşma sonrasında meclis operasyon kararı alıyor Irak'a. Ve Irak'ta bildiğiniz gibi yüz binlerce insan şehit ediliyor. Halen de devam ediyor bu durum. Üçe bölünüyor Irak. Ama sonra Tony Blair diyor ki, ben aslında sizi yanılttım. Elimizde öyle kesin bir bilgi yoktu diyor. Kimyasal silahlara evet, dair. Evet, bak bütün dünyayı ayağa kaldırdılar. 2 milyon insanı şehit ettiler. Pardon diyorlar, yanlış bilgiymiş diyorlar. Sadece özür dileyeceğim. Tamam. Var mı anlatacağın? Gel o zaman otur şuraya anlat bakalım. Gel sen gel, ben sana yer buldum, gel. Gel otur şuraya. Churchill Hitler'e yenileceğini anladığında Amerika'yı yanına almak için 3000 ajan kullanıyor. Amerika'yı kışkırtıyor, Amerikan halkını. Almanya'ya karşı savaşa sokuyor. Değil mi? Gazeteci, evet. Şu bu falan kılığında. Her şeyi ajanla hallediyorlar. Evet. Adnan Bey yine Atatürk'te Noel isimli bir subayın Güneydoğu'nun bölünmesiyle ilgili faaliyet yaptığını belirtiyor. Tedbirli olmak gerektiğini hatırlatıyor. Hem de ne faaliyet? Rahmet Atatürk'e defalarca İngilizlerin devleti suikast yapmak istedi. Allah korudu. Defalarca yani. Adnan Bey, İngilizlerin devleti Noel'i Kürtleri ayaklandırmak ve Güneydoğu Anadolu'yu Osmanlı'dan koparmak ile görevlendiriyor. Noel bazı Kürt aşiretleriyle birlikte, aşiret askerleriyle birlikte Sivas Kongresi'ni engellemek ve Mustafa Kemal Atatürk'e suikast düzenlemek için Malatya'ya gidiyorlar. Daha sonra Atatürk bu haberi aldıktan sonra çevre illerden asker gönderince kaçıyorlar. Bir daha anlat. İngilizlerin devleti Noel'i Kürtleri ayaklandırmak ve Güneydoğu Anadolu'yu Osmanlı'dan koparmak ile görevlendiriyor. Noel ve bazı Kürt aşireti askerleri Sivas Kongresi'ni engellemek ve Atatürk'e suikast düzenlemek için Malatya'ya gidiyorlar. Atatürk bu haberi aldığında çevre illerden asker gönderiyor ve kaçıyorlar daha sonra. İşte bu bilgileri kitaplaştırıyoruz şu an. O zaman tam olacak. İnşallah. Galata Mevlevihanesi onların merkeziydi. İngiliz istihbaratının merkez olarak kullandığı bir yerde. Onun için Galata onlar için kutsaldır. İngilizlerin devleti için. Ya o semt kutsaldır. Bu şifre olarak kullanırlar. Yani birbirlerini tanımada, tanıtmada. Öyle birçok yerleri var. Mesela Bağdat'ta öyle yerleri var. Başka yerlerde öyle yerleri var. Hep onları şifre tanıtmada kullanıyorlar. Savaşı zamanında da İngilizlerin devleti yine Ferit Paşa'dan Atatürk ve arkadaşları Kuvayi Milliye için ölüm fetvası çıkarmasını istiyorlar. Böylece onları engel olmak için. Rahmetli'ye çok suikast yaptılar. Efendim? Ben de anlatayım. Gel anlat. Dik şu orada kendini. Hı. Evet. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Türkiye'yi mahvedinceye kadar savaşmaya devam edeceğiz diye açıklamada bulunmuştur. Türkiye'yi mahvedinceye kadar. Evet. Bu savaştan vazgeçtiler mi? Hayır. İşte PKK kanalıyla bak gidip askerimizi, polisimizi bombalatıyorlar, çoluğumuzu, çocuğumuzu şehit ediyorlar. Sonra da bizim kendi çocuklarımızı şehit ettikleri halde bize de diyorlar ki, ya diyor siz çocukları öldürüyorsunuz ya diyorlar. Evet. Yani arsızlık, hayasızlık had safhada. PKK'lılarda. Bir video daha gösterebilirim.